Bir önceki dersimizde orbitalin ne olduğunu öğrenmiştik. Elektronların gezegenlerin, yıldızların etrafında döndüğü gibi bir atomun çekirdeği etrafında dönmediğini, bir elektronun belirli bir andaki tam konumunu bulabilmek için de olasılıklar üzerinde durmamız gerektiğini görmüştük. Elektronların yüksek olasılıkla ve düşük olasılıkla bulunabilecekleri konumlar vardı. Orbitaller de bize elektronların bu konumları hakkında bilgi veriyordu. Ekranda gördüğünüz şema kabuklarda bulunan alt kabuklarda bulabileceğimiz orbitalleri gösteriyor. Bu s alt kabuğu. p alt kabuğunda 3 farklı orbital bulunuyor. d alt kabuğunda 1 2 3 4 5 farklı orbital var. Sonra da f alt kabuğu geliyor. Her orbitalde 2 elektron bulunabilir. Şöyle yapalım. s alt kabuğunda 2 elektron bulunabilir p alt kabuğunda 6 tane, d alt kabuğunda 10 tane ve f alt kabuğunda da 14 tane. Evet. Az önce söylediğim gibi her bir orbitalde 2 elektron bulunabiliyor. Bu videoda bazı atomların elektron dizilimleri üzerine düşüneceğiz. Bunun için de periyodik tablodan yardım alacağız. İsterseniz en basit atom olan nötr hidrojenle başlayalım. Nötr hidrojen atomunun atom numarası 1'dir başka bir deyişle bir tane protonu var. Nötr olduğuna göre bir tane de elektronu var. Peki bu elektron nerede olabilir? En düşük enerji seviyesi olan birinci kabukta olmalı. Birinci kabuğun tek bir alt kabuğu var ve bunda da tek bir orbital olduğundan buraya S alt kabuğunu not edelim. Bu alt kabukta tek bir orbital olduğundan hidrojen atomunun tek elektronu işte tam olarak burada yer alır. Hidrojenin elektron dizilimi budur ve 1s1 olarak okunur. Birinci kabuğun tek bir alt kabuğu var ve elektron da burada yer alır. Helyumla devam edebiliriz. Nötr bir helyumun da iki elektronu var. Bir orbitalin iki elektron taşıyabildiğini söylemiştik. Bu durumda helyumun ikinci elektronu da bu orbitalde yer alır. Başka bir deyişle helyumun elektron dizilimi de 1s2 olur. Sıra lityumda. Nötr bir lityum atomunda 3 tane elektron bulunur. İlk ikisi birinci enerji seviyesindedir. 1s2 olarak not ediyorum. Üçüncü elektron da ikinci kabukta yer alır. İkinci kabukta da dolacak ilk alt kabuk s alt kabuğu olacağından üçüncü elektron için 2s1 yazabiliriz. Birinci kabukta 2, iki, ikinci kabukta 1 elektron olduğunu anlıyoruz. Berilyuma geldik. Berilyum, lityuma çok benzer ancak 4 elektronu olduğundan ilk ikisi birinci kabukta yer alır. 1s2. Diğer ikisi ise ikinci kabuğun s alt kabuğunu doldurur. 2s2. Toplam 4 elektron olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Nötr bir berilyum atomunun elektron dizilimi de bu şekilde olur. Bora geldik. Burada işler biraz ilginçleşecek. Nötr bir bor atomunun 5 elektronu var. İlk ikisi birinci kabukta bulunur. 1s2. Üçüncü ve dördüncüsü ikinci kabuğun s alt kabuğunda bulunur. 2s2. P alt kabuğuna geçelim ve geriye kalan bir elektronu da ikinci kabuğun P alt kabuğuna yerleştirelim. 2P1. Evet, beşinci elektron burada gördüğünüz P orbitallerinin birinde yer alır. Karbona geldiğimizde karbonda bor gibi başlar. Ama şimdi 6 tane elektron olduğundan nötr bir karbon atomunun 6 elektronu olduğuna göre 6. elektron da 2. kabuğun p alt kabuğuna gelir. Bu alt kabuğun 6 elektron alabildiğini unutmayın. 1. kabukta 2 elektron, 2. kabuğun s alt kabuğunda yani 2s'te 2 elektron daha. Son 2 elektron da 2. kabuğun p alt kabuğunda. Yani 2p'de bulunur. Atom numarası büyüdükçe yani bir atomun elektron sayısı arttıkça bu elektron dizilimlerinin oldukça karmaşık bir hal alacaklarını tahmin ediyor olmalısınız. Bu yüzden de genellikle soy gaz dizilimi kullanılır. Bu nedir diyecek olursanız hemen açıklayayım. Bu karbondu öyle değil mi? Soy gaz diziliminde karbonun helyum elektron diziliminde olacağını düşünürüz. Soy gazların bu kısımdaki element olduklarını da bir kere daha hatırlatayım. Evet, karbon helyumun elektron dizilimine sahiptir. Helyumun elektron dizilimi de işte burada. Buna ek olarak 2s2 ve 2p2'yi de yazacağız. Evet, karbonun elektron dizilimini isterseniz bu şekilde de yani helyumun elektron dizilimini kullanarak da yazabilirsiniz.